Günaydın arkadaşlar. Bugün günümüze Macar mahallemizden başladık. Avokado bahçemiz. Bu hepinizin hatırladığı, bildiği Murat Öçelik arkadaşımızın, dişçimizin bahçesi. Otlanma biraz fazla. Tabii baharın girmesiyle bu çok normal. Şimdiden sonrasında bu bitkilerimizin bu otlardan kurtulması için çalışmalar yapılması gerekiyor. Zaten üreticimiz de bu işlemi başlattı. Birkaç gün sonrasında artık burada her taraf böyle olacak. Bitkilerimiz 2,5 yaşında. Tabi aralarında sonradan yenilemeler de var. İster istemez bazı gıdadan kaynaklanan sıkıntılardan dolayı gecikme problemi olan bitkilerimiz olabiliyor. Burada da oldu, kısmen de olsa. Ama geneli görüyorsunuz arkadaşlar. Çeşitten çeşide yaprak dökmeleri, özellikle Mayıs başları Nisan'da, Nisan'ın ortalar gibi çok olur. Bu bitkinin hasta olduğu anlamına gelmez. Avokado da kısmi zaten yaprak döken bir bitkidir. Bizim için önemli olan yeni gelen filizler. Bitkilerimizin üzerinde çok fazla meyvenin de olduğunu zaten görebiliyoruz. Çeşitten çeşide fark eder. Örneğin bu çeşidimiz Clifton. Çok fazla bir yaprak dökümü yok, erkenci olduğu için. Bizim derdimiz, bizim için önemli olan bitkilerden gelen bu mor kaliteli görüntü, parlak, iştahlı görüntü ki bunu tüm bitkilerimizde görme şansına sahibiz. Görüyoruz da zaten. Daha iyi görünmesi açısından otu biçilmiş olan taraftan başlayarak size göstermeye çalışıyorum. Mutlaka ve mutlaka arkadaşlar, bugünlerde avokadolarımızın genel bakımının yapılması gerekiyor. Nedir genel bakım? Örneğin yıl içinde mutlaka bir sefer en az mantar için, mantar problemi için bitkilerimizin ilaçlanması, bugünlerden başlayarak özellikle kaolinkili yaprakların yanmasını önlemek için uygulamamız gerekiyor. Onun dışında da mutlaka ve mutlaka düzenli, ta Ekim'e kadar belli aralıklarla düzenli gübrelemenin de yapılması şart. Bitkilerimizden geçen dönem kısmi olsa da meyve aldık. Bu dönem bu çok daha fazla olacak. Daha meyveye tam yatma olmadığı için bitkiler yeşil aksama daha çok önem verir ve yeşil aksam gelişimi bugünlerde onun için çok iyi olması gerekiyor. Meyve tuttuktan sonrasında artık bitki yeşil aksam olarak büyümeyi durdurur. Doğal olarak üzerinde meyveye yönelir. Onun için çok önemli diyorum. Mutlaka ve mutlaka bugünlerde hem kök mantarları hem de üst mantarlar dahil bitkilerimizin gübrelenmesi şart. Yoksa Ağustos gibi arkadaşlar, Temmuz gibi o yüksek sıcaklıklarda bitkilerimiz ani hava değişimine ayak uyduramadığı için şok ölmeler olur. İşte o zaman da yapacak herhangi bir şey kalmaz. Evet arkadaşlar, biz uyarılarımıza devam edeceğiz. Milletimize, çiftçilerimize kaliteli ürün alabilmeleri için. Herkese Macar'dan
günaydınlar diyorum tekrar.